Yusuf Kaplan Suriye ve Mısır'la ilişkilerde kurt kapanını bozmak Türkiye, Suriye'de çok ahlaki bir tavır takındı ve kendi insanlarını katleden zalim bir diktatörle ve ruhsuz rejimiyle ilişkilerini kopardı. Oysa çok iyi ilişkiler vardı Türkiye'nin Suriye ile. Türkiye'nin tavrı çok ahlaklı bir tavır ahlaklı bir dünyada yaşıyor olsak dünya ahiret gerçekte hak hukuk adalet hüküm ferma olsa Türkiye'nin bu ahlaklı tavrı anlamlı olurdu. O yüzden Türkiye'nin bu tavrı ahlaksız bir dünyada takdir edilmesi gereken ahlaklı bir tavır ama pek çok bakımdan yanlışları olan bir tavır. Bize pahalıya patlayan bir tavır. Oysa Suriye'de Türkiye'ye tuzak kurulmuştu. Tıpkı 100 yıl önceki gibi Osmanlı'yı tarihten uzaklaştıran Birinci Dünya Savaşı'na bir tuzakla girişimiz gibi Türkiye'de 100 yıl sonra Türkiye'yi karanlık bir kuyunun içine fırlatan yeni bir tuzak kurulmuştu. Türkiye Suriye'de kapana kıstırıldığını anladı. Türkiye'nin güya üyesi olduğu Batı İttifakı'nın haydut lordları, Amerika ve Avrupa'nın güçlü ülkeleri İsrail ve Rusya arasında kapana kıstırıldı Türkiye. Ancak tedirgin edici nokta şuydu. Türkiye kapana kıstırıldığını fark edemedi. Hala da tam olarak fark edebilmiş değil. Türkiye'nin Suriye üzerinden geliştirdiği ahlaklı ama yanlış politika Türkiye'ye azımsanmayacak bir bedel ödetti. Türkiye'nin Türkiye'yi pahalıya patlayan bu politikadan daha fazla geç olmadan dönmesi gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıldır bunun altyapısı hazırlandı. Türkiye özellikle Rusya üzerinden Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerini güçlendirdi ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hal yoluna konulmasını sağlayacak makul bir takvim hazırlandı. Bu takvim geçtiğimiz haftadan itibaren açıkça işletilmeye başlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le ve İran yönetimiyle üst üste yaptığı görüşmeler Suriye kördüğümünün çözülmesi sürecine girmesinde belirleyici rol oynadı. Türkiye gittikçe büyüyen, her tür provokasyona müsait hale getirilen mülteciler sorunu da dahil Suriye sorununun çıkmasa girdiğini görüyordu, çıkış yolları arıyordu. Bu nedenle diplomatik görüşmeleri çoktan başlatmıştı. Rusya ve İran'la son görüşmeler sürecin nihai bir noktaya ulaşmasında son rötuşlar oldu. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Batı dünyasının Rusya'ya ambargo üstüne ambargo uygulaması Rusya'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacı hiç olmadığı kadar artırdı. Malum Suriye bölgede tampon ülke işlevi görüyor. Suriye'yi kontrol eden bölgeyi kontrol eder. Suriye karıştığında bölge de karışır. Doğu Akdeniz'den Yemen'e ve Basra Körfezi'ne kadar bütün bölge alt üst olur. Olan da bu zaten. Sadece bölgenin karışması söz konusu olmadı, aynı zamanda bölgenin dilim dilim edilmesi, karıştırılması, birbirine düşürülmesi için uygun ne kadar kabile, meşrep, mezhep, örgüt varsa hepsi harekete geçirildi ve bütün bölge cehenneme çevrildi. Mısırla ilişkiler derhal düzeltilmeli. Bendeniz Türkiye'nin Mısır politikasının da başından itibaren yanlış olduğunu söyleyip durdum. Mısır Türkiye'den sonra bölgenin kaderinin şekillendirilmesinde kilit rol oynayacak ikinci ülke. Türkiye-Mısır ilişkilerinin bozulması demek bölgeye hem emperyalistlerin hem terör örgütlerinin yerleşmesi ve bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının fiilen buharlaşması demek. İngilizler yaklaşık iki asır önce bölgenin kaderini şekillendirecek stratejileri geliştirirken Mısır'la Türkiye'nin asla müşterek hareket etmemesi stratejisini temel strateji olarak belirlediler. Türkiye ile Mısır'ın her alanda müşterek stratejiler geliştirmesi, bölgeye her bakımdan yerleşmeye çalışan emperyalistlerin stratejilerinin fiyaskoyla sonuçlanmasına yol açacağı için İngilizler genelde Türkler ve Araplar arasında, özelde Türkiye ile Mısır arasında ürkütücü sonuçlarını bugün gördüğümüz, yarın daha ürpertici şekillerde görebileceğimiz çok büyük bir düşmanlık tesis ettiler. Bu düşmanlığın tohumlarını İngilizler ektiler ama bölge ülkelerindeki batıcı elitler üzerinden bütün toplum kesimlerine zerk ettiler. Türkiye büyük düşünmek zorunda. O yüzden Türkiye'nin büyük düşünmesi gerekiyor. Bunun için de Mısır'la ve Suriye ile kalıcı, köklü ve uzun soluklu stratejiler geliştirmesi kaçınılmaz. Bölgenin istikrarının bozulması, Türkiye'nin güvenliğinin dolayısıyla bağımsızlığının tehlikeye girmesine yol açacaktır. Türkiye'nin zalim Suriye rejimiyle ilişkilerini koparıp da Suriye'yi, Irak'ı her bakımdan işgal eden terör örgütlerini açık açık besleyen, destekleyen Amerika ile ilişkilerini sürdürüyor olması mantıklı mı? Buradaki çelişkiyi nasıl açıklayacağız peki? Amerika müttefikimiz ama süper güç diye ses çıkaramıyoruz ama öyle olunca da çıkmaz sokağın eşiğine sürüklenmekten kurtulamıyoruz. Tuzak dediğim şey işte bu. Türkiye'nin zalim Suriye rejimini ve katliamlarını her daim kınaması, mümkünse engellemeye çalışması, izlemesi gereken en makul stratejiydi. Bunun ötesine gitmesi Türkiye'nin büyük bir tuzağın içine çekilmesi anlamına gelecekti. Nitekim öyle de oldu. Ama sonunda bu tuzağın fark edilmiş olması ve hem Suriye hem de Mısırla ilişkilerin rayına oturtulması özelde Türkiye'nin genelde bölgenin istikrar, barış ve refahına büyük katkıda bulunacaktır. Allahu alem. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak. Yusuf Kaplan Dış güç neresi, iç güç nereye düşer? Dünyasız insanlar, insansız dünyalar. Postmodern dünyanın en özlü tarifi böyle yapılabilir. Dünyasız insan, kültürel genleri soykırıma uğramış insan demek kültürel genleri soykırıma tabi tutulan insan, celladına aşık edilen ve tasmalı çekirgelere dönüştürülen bir insan müsveddesi değil de nedir? Batılı sefih insan tipinin berbat birer klonu, karikatürü, kopyesi. Dünyası yok edilen insanın iradesinin varlığından söz edilebilir mi? Bu mümkün mü? Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Batılılar insanlığın iradesini ve rüyalarını yok ettiler. Grekler, Grek olmayanları barbar olarak görüyorlardı. Romalılar da öyle. Kartaca'yı yok ettiler, tarihten sildiler o yüzden. Tozunu, izini bile bırakmadılar. Atlantis efsanesini, trajedisini anmaya, anımsatmaya bile gerek yok burada değil mi? Avrupa bütün kıtaları işgal etti. Kültürleri tarumar etti, tabii kaynaklarını yağmaladı. Avrupalılar kendilerini medeniyet olarak sundular kendileri dışındaki kıtaları, toprakları, dünyaları barbar bunlar. Barbarlara uygarlık götürüyoruz diyerek işgal ettiler. Haysiyetsizlik değil de nedir bu? Haydutluk, eşkıyalık, barbarlık değil de nedir? Sonra bir de pişkin pişkin kendilerini uygar, başkalarını barbar olarak sunmuyorlar mı? İnsanın çıldırası geliyor. Barbar kim, uygarlık ne? Latin Amerika'daki medeniyetlerden, kültürlerden eser kaldı mı, iz kaldı mı? Kaç milyon insan soykırımdan geçirildi? Yahudi soykırımını elbette ki kınayalım ama Yahudi soykırımının neden bu kadar insanlığın gözünün içine sokulduğunu, neden her yerde, her mecrada, her gazetede, her ülkede, her televizyonda Yahudi katliamı dur durak demeden anlatılır da Latin Amerika soykırımı neden hiç anlatılmaz? Afrika'da yapılan ürpertici soykırımlar neden anlatılmaz? Üstelik de Yahudi soykırımından daha vahim boyutları da var Latin Amerika ve Afrika soykırımlarının. Latin Amerika'da da, Afrika'da da sadece insanlar soykırıma tabi tutulmadı, Avrupa'da Yahudilere yapıldığı gibi. Aynı zamanda kültürel soykırıma da tabi tutuldu. Bu kıtalardaki insanlığın en kadim, özgün kültürleri. Kütüphaneleri yok edildi. Kültürel hazineleri yağmalandı. Kültürleri tarumar edildi. Siz Latin Amerika'daki soykırıma, kültürel soykırıma dair neden hiçbir şey duymazsınız? Onlar insan değil mi? Onların kültürleri değersiz mi? İşte asıl barbarlık bu. İki kıtanın on milyonlarca insanını soykırımdan geçirip, tabi kaynaklarını yağmalamaktan ve kültürel kaynaklarını kurutmaktan büyük barbarlık vahşet olabilir mi? Modern dünya, batı uygarlığını her alanda dünya üzerinde hegemonya kurduğu bir dünya. Aynı zamanda başka medeniyetleri hem durdurduğu hem de diriltici, var kılıcı temel kaynaklarını kuruttuğu bir orman. Darwinyen kuralların hükümferma ferma olduğu, güçlü olanın haklı olduğu, yaşama hakkı olduğu barbarlıklar arenası. İslam dünyasının bir dünyası var mı? Gelelim bizim dünyamıza. Afroasya'nın kalbi, vicdanı ve ruhu İslam dünyasına. İngilizlerin İslam dünyası üzerinde uyguladıkları iki asırlık stratejinin iki ayağı vardı. Birincisi İslam'ın tarih yapan İslam medeniyetinin tarihten uzaklaştırılması. İkincisi de Müslümanların İslam'dan uzaklaştırılması. Peki bu projeler başarıya ulaştı mı? İngilizler iki asırlık hedeflerine ulaşabildiler mi? Hiç kuşkunuz olmasın ki. Evet. İyi de Müslümanların elleri armut mu topluyordu? Elbet armut topluyordu Müslümanların elleri. Müslümanlar neden bu duruma direnmediler, müdahale etmediler? Burada dış güçlerden mi söz ediyoruz? Evet. Peki bıkmadık mı her şeyi dış güçlerle açıklamaktan? İç güç var mı? Nedir ve nerededir o iç güç? Türkiye'den gidelim. Türkiye'ye iç güçler mi çeki düzen veriyor iki asırdır? ya Arap dünyasına veya Türk dünyasına sömürgecilik ve emperyalizm bütün dünyanın halklarının tarihi oldu, tarihini kurdu. Sadece dünden söz etmiyoruz bu bağlamda. Bugün Arap dünyasının ülkelerinin işlerinin iç güçleri tarafından sürdürüldüğünü söyleyecek kişi olabilir mi? Örnekleri uzatmanın alemi yok. Örgütleri kuranlar iç güçler mi? Pardon da iç mi kaldı? İçin gücü mü vardı? için gücü çoktan iç edilmemiş miydi? Şunu bileceksiniz. İki asırdır dünyanın kaderini sadece batılılar şekillendiriyor. Gerek doğrudan işgalle, toprakları işgal ederek, gerekse dolaylı işgalle, zihinleri ele geçirerek. Eğer Türkiye'nin ille de bir gücünden söz etmemiz gerekirse, şu söylenebilir sadece. Türkiye'nin bil fiil, fiili gücünden değil, bil kuvve, potansiyel gücünden söz edilebilir. Bil fiil gücü, kaba güç olarak tarif edebiliriz. Asıl güç, toplumları ayakta tutan, geleceğe taşıyan, hatta öncesinde de toplumları kuran, ayağa kaldırarak tarihe girdiren güç, bil kuvve yani manevi güçtür. Kültürünü yitiren, duyma, düşünme melekeleri dumura uğrayan, celladına aşık bir zavallıya dönüştürülen insanın dünyası da yoktur, kendine özgü bir dünya kuracak iradesi ve bu iradeyi harekete geçirecek ruhu da. İradesi ve ruhu yok edilen insanlar da toplumlar da köleleşmekten ve yok olmaktan kurtulamazlar. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak